Antalya'da canlı vericiden karaciğer nakli bekleyen 33 yaşındaki kadın 4 yıllık beklentisi sonuç bulmayınca kadavradan nakil için başvurdu. Karaciğer rahatsızlığının yanı sıra kızının diyabet hastası olması ve eski eşinin açtığı velayet davasıyla şok üstüne şok yaşayan talihsiz kadının hayat mücadelesini getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Antalya'da 4 yıl önce evlenen 33 yaşındaki Pınar Turgut'un bu evliliğinden bir kız çocuğu oldu. Doğumun ardından evde bir anda rahatsızlanan Turgut, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ve burada karaciğer damar tıkanması teşhisi konulan Turgut, karaciğer nakli için sıraya alındı. Turgut, kızı 2,5 yaşına geldiğinde ise onun tip 1 diyabet hastalığına yakalandığını öğrenince ikinci kez yıkıldı. Ben çalışmıyorum çünkü vücudum buna izin vermiyor. Yoruluyorum, ödemlerim oluyor. Şişmelerim oluyor. Maddi sıkıntı, zorluk çekiyorum. Çekmiyor değilim. Bunu yalan yok. Çünkü tıp bir diyabetli olan bir çocuğun masraflarını karşılamak işin açıkçası biraz zor oluyor. Turgut, eski eşinin kendisine velayet davası açmasıyla bir şok daha yaşadı. Yani mesela şu an sömestr tatilinde babasının yanında. Babası konuşturuyor, konuşuyoruz falan ama yani telefonu kapattıktan sonra benim içimi yiyor. O da babası. Kesinlikle saygı duyuyorum. Ama bilmiyorum, içim böyle kötü oluyor. Şu an mesela yok, bir haftadan beri yok. Kendimi kötü hissediyorum. Ayağa kalkacağıma inanıyorum. Sağlıklı bir şekilde kızımın hayatında olacağıma ve bu velayet davasından güçlü bir şekilde ayağa kalkacağıma ve kazanacağıma da inanıyorum. Bir yandan hastalığıyla boğuşan, diğer yandan da kızını kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan Turgut, 4 yıllık canlı organ nakli bekleyişindense prosedürler gerekçesiyle vazgeçti. Canlı donörden vazgeçtim. Çünkü neden vazgeçtim? Birincisi etik kuruldan dolayı. Çünkü etik kurulun Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir şey var. Söylediği şey şu. 3. dereceye, akrabaya kadar ne yazık ki alamıyoruz, kabul edemiyoruz dedik. Annem kanser geçirdi. Abimin kan grubu uymuyor. Ailemde verici kimse olmadığı için canlı donör arayışı içerisindeydim. Bundan dolayı vazgeçtim. Şu anda kadavralardan karaciğer nakli için İstanbul'da özel bir hastaneye başvuran Turgut, kadavra nakli olarak yaşama tutunma umudunu sürdürüyor.